Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Son dakika gelişmesi var. Külliye'de EYT toplantısı arkadaşlar. EYT Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmek üzere, geldi gelecek de diyebiliriz. Külliye'de yani Cumhurbaşkanlığında ekranda gördüğünüz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile birlikte bir araya gelindi arkadaşlar. Son detaylar veriliyor. Son dakika gelişmesi olarak sizlere sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdare İşleri Başkanı Metin Kıratlı katıldığı arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı önderliğinde AK Parti'nin bütün kademeleri neredeyse EYT için toplandı Cumhurbaşkanlığında arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başkanlığına yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor. Arkadaşlar bugün ayın 8'i biliyorsunuz 15 Ocak'ta EYT yürürlüğe girecek. Şu anda sadece maalesef diyelim 1999 öncesi ilk SSK girişi, ilk primi yatanları kapsıyor. 99 sonrasında primi yatanların ya da ilk kez SSK'lı olanların için hiçbir değişiklik yok arkadaşlar maalesef. Yani şu an ilk kez SSK'lı olan bir kişi 65 yaşından önce emekli olamayacak. Şu an 99 sonrası işe girenlerde 58 ve 60 yaş sınırı halen devam edecek arkadaşlar. Yani EYT düzenlemesi sadece ama sadece 99 öncesini ilgilendiriyor. Diğer hiç kimseyi ilgilendirmiyor maalesef. Bana göre AK Parti 65 yaşı indirmelidir. Bence şahsi fikrimdir arkadaşlar. Katılırsınız katılmazsınız. Kadınlarda 50 yaş, erkeklerde de 55 yaş. Bana göre Türkiye şartlarında ideal emeklilik sınırıdır. Yaş şartı biraz da bütün herkes için, yeni doğacak çocuklar için ve şu an çalışanlar için 50 ve 55 yaşa indirilmelidir. AK Parti'ye duyulur. Sadece 99 öncesini kapsamasın, herkesi kapsasın diyoruz. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. 99 öncesi için EYT düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Kanun teklifi de bir ya da en geç 2 hafta sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek arkadaşlar. Hepsinin detayını size videolaştıracağız.